Herkese selamlar. Rotasyonlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar bir şelaleye gidiyoruz. Muhlu Şelalesi. Şelaleden sonra da bir Zeus Altarı'na çıkmayı düşünüyoruz açıkçası. Vakit yeter diye hesaplıyoruz. Eğer hava böyle olursa Zeus Altarı aşırı rüzgar olur o tepede. Yani geçen hafta Nebiler Şelalesi'ne gittik. Bu hafta da Muhlu Şelalesi'ne gidiyoruz. Hava sıcakken böyle şelaleleri gezmek daha iyi. Soğuk zamanlarda başka yerlere gideriz. Ya geç, nereye geçiyorsan geç. Benden bak, uzak dur be. Bizi bitirdin be. Gören, çalış nasıl basıyor? Ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor. Bak, yaptığına bakın. Oradan aşağı düşecek. Öldüğü bir şey değil. Hakimine, savcıyla ben uğraşacağım ya. Alo! Tabela yapmışlar gene bak. Yerini hatırlamaya çalışıyorum sağ tarafta. Nereden geçiyor oğlum? Sağ geçiyor ya şu an. Adam selam verdi giderken bize. Aha açık lan. Aha kapı açık oğlum. Selamünaleyküm. Açık mı acaba antik kent şu an? Oh, şükür açılmış. Tamam. Biz de zaten toprak yol. Yani hızlı gitme şansımız yok. İyi günler. Tesadüf bu sefer açık denk geldi. Roma villası. Burası zengin birinin villa olduğunu biliyorduk. Ama konuştuk zaten de. Geçen sefer geldiğimizde kapalıydı. Aha bir şey düştü lan. Tamam, o restoran diyor ama orası. Gene bir bak da. Tamam. Oğlum Zeus'a da buradan çıkıyor. Zeus altı. Zeus altları da orada zaten. Evet, yine kaybolduk. Ama dediğim gibi bak, burası Adatepe köyüne. Oğlum sen götürüyorsun ya işte.
Şu köyün içine bir giren mi ya? Bak burada kayalar gördüm ama kaldı. Özelmiş lan burası. Sonunda bulduk be. Selamünaleyküm. Nasıl bulduk lan Allah'a? Vallahi zor bulduk ya dayı. Ne diyorsun ya? Araba buradan mı çıkacak? Arabadan çıkacak. Biz şöyle geçen de. Tamam. Ne oldu sadece yorulmuş ya benziyor. Yoruldum tabii. Hayır bu şeylerle yolun dibine yapalım. Burası nasıl bir özel mülk oluyor acaba onu çok merak ediyorum. Daha demin ki sana böyle konuştuk ya adamın şelalesi var diye. O adamın da şelalesi var. Dışarıdan geldiğiniz zaman eğer ki restorandan alışveriş yapacaksanız masalara bir ücret alınmıyor. Ama kendi malzemenizi getirip şu masalarda oturacaksanız eğer masa başına 100 TL'lik bir ücreti var. Bence dışarıdan yeme içme getirmeniz daha iyi olabilir. Yani 100 lira masa parası diye düşünmeyin bence. Otlu peynirli bir pide yedik. Pide çok güzeldi evet. Ama melemen hiç iyi değildi açıkçası. Ve patates kızartması almıştık. O da pek iyi değildi. Yani burada mangal yapabilirsiniz. Yani çünkü yer gayet güzel. Şöyle göstereyim hatta size masaları. Üst katı da var. Bir de şurada şöyle bir bölmesi var. Yani oldukça keyifli ve güzel bir yer. Burada da alabalıklar var. Şöyle ah sevdiriyorlar kendilerini. Çok tuhaf. İlk defa balık seviyorum açıkçası. Restoranın içerisi böyle. Gelmek isteyen için herkese tavsiye ederiz tabii ki de. Oldukça güzel bir yer. Çocuk tuzlukları falan hepsini fırlatıyor şu an suya. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Evet, ya normalde suya girmek yasak. Burası öyle bir sorumluluğu kabul etmiyor. Uyarıyı koymuşlar hatta şöyle. Gölet ve şelale işletmeye dahil değildir diye notlarını almışlar. Şurası biraz derin. Evet. Ama esas derin yeri şurada ilerisi. Yani esas şelalenin olduğu yer orası. Evet, şelalesi burası.
Buranın derinliği 18 metre diye belirtmişler. Şuradan yürüyerek geldik. Yapılır tadık neler. Şuradan bir girelim. Taş köprüyü görmeye gidiyoruz ama biz de gitmeye çalışıyoruz. Gidebilirsek eğer tabii. Gitmesi gerçekten zor. Nasıl zorlaştırıyor. Nereye geldik? He, sanırım suyun içinden gidiyorsun dedi. Geldik. Şuralar zaten aşırı yüksek alan. Bir geri dönelim. Keşke motorlarla inseydik be. Olmaz mı Cihan? Yandım. Resmen yandım ya. Arkadaşlar videomuzu eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve altına bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerin tavsiye edebileceği yerler varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir önceki videomuzda güzel geri dönüşler, güzel yorumlarınız için teşekkürler. İnsan yani yorumları okudukça elbette ki mutlu oluyoruz, motive oluyoruz. Ve yaptığımız işin beğenildiğini düşünüyoruz. Atlarla Zeus gezisi yapılır diye. Büyük eşyalar. Ya, motorları bıraktık. Thank you.
Buraya hiç gelmemiştim daha önce. Görmemiştim. Bunlar kuş veya arı yuvası gibi bir şey mi ki acaba? Ama çabuk oynuyor. Yani şu oluşumları bilen varsa yorumlarda belirtebilir. Ya takmış buraya yaz yazmış. Ne çok var. Evet, Zeus altarı da bu şekildeydi. Müthiş bir manzarası var küçük kuyuda.